Ablam aynı hizada yürüyün, aynı hizada. Siirt STK başkanları basın açıklaması. Bizler Siirt'teki sivil toplum kuruluşları başkanları olarak Hacire annenin bir kıvılcımla başlattığı bu onurlu eyleme ses olmak ve Diyarbakır annelerinin bu şanlı direnişine destek olmak için buradayız. 10 yıllardır ülkemizde emperyalistlerin taşeronluğunu yaparak bebek, çocuk, kadın, öğretmen, polis ve asker demeden kardeş kanı döken PKK terör örgütünün korkutarak ve kandırarak dağa kaçırdığı binlerce çocuğun feryadı olan annelerimizin Diyarbakır'daki bu anlamlı direnişi aynı zamanda ülkemizdeki tüm 83 milyonun ortak sesi olmuştur. Bu feryadın görmezden gelinmesi, bu sese kulak verilmemesi, bağrı yanan ve evlat hasretiyle yanıp tutuşan bu annelerimize destek verilmemesi mümkün değildir. Tüm STK'ların, insan hakları savunucularının, aktivistlerin, sanatçıların, aydınların, gazetecilerin ve siyasetçilerin Diyarbakır annelerinin yanında yer alması artık insani ve vicdani bir mesuliyettir. Bilinmelidir ki çocukların yeri dağlar değil, annelerinin yanı ve okullarıdır. Diyarbakır anneleri bu aziz milletin vicdanıdır. Diyarbakır anneleri her örgütün değişik saldırılara rağmen vazgeçmediler. Diyarbakır anneleri terörü yenecektir. Burada verilen mücadele sadece çocuğunu geri alma mücadelesi değil. Evet, önemli mücadele odur. Başlatan odur. Ama PKK'nın bizim coğrafyamızda, bizim insanlarımız arasında yapmış olduğu sevgiyi yok etme, aileyi yok etme, aileleri Kürt halkını İslam'dan uzaklaştırma projesinin de çökertilmesine inşallah Diyarbakır anneleri vesile olacak. Terör örgütüdür. Bunlar sadece kanla beslenmiş canavar gibi canavardır. Biz İslam kardeşi kardeşliğiyle yoğrulmuşuz. Bizi hiç ama hiçbir güç vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza karşı bir mesafe koyamaz. Biz elhamdülillah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da PKK ve bütün terör örgütlerine karşı var gücümüzle canımızı ortaya koyarak, bedenimizi taşın altına koyarak mücadele edeceğiz, mücadeleye de devam edeceğiz. Sevgili annelerimiz, sizleri ben buradan bütün Türkiye halkı adına selamlıyorum. Selam olsun sizlere. Sizler bu kutlu dirilişte Türkiye'yi ayağa kaldırdınız. İnşallah bundadır diye buyurdu. Şu mübarek annelerle bir ve beraber kıldığın gibi mahşerde ham sancağı gibi Hazreti Yakub'un Hazreti Yusuf'a olan evlat hasretini bitirdiğin gibi anne babayı evladına, evladı anne babasına kavuşturduğun gibi kaldır ya Rabbi. Onları bu hallere düşüren din ve vatan düşmanını kahru perişan eyle ya Rabbi. Devletin dağlarda, taşlarda ezdiler çocuklarımızı. Evladımız kemikleri dahi kalsa ben evladımı onlardan alacağım. PKK ve HDP'ye bırakmayacağım. Buradan gençlere sesleniyorum. HDP'ye inanmayın, PKK'ya inanmayın. Onlar katildirler. Onlar Amerika uşakları yapmak için gençleri kandırıyorlar. Benim oğlumu öldürüyorlar ama ben inanmayacağım. Ben
dağlardan olacak. Kemikleri bile dahil olsa dağlarda ben evladımı alacağım. Unutmayınız ki Allah Celle Celaluhu sizi görüyor. Bizi de görüyor. Bütün insanları görüyor. Buradaki analar, buradaki bacıların yeri burası değil. Buradaki analar, buradaki bacıların yeri evlatlarının mürüvveti için evlerinde yemek pişirip gelen misafirleri karşılamaktır. Buradaki bacılarımızın feryatları yeri göğü inletiyorlar. Göklerdeki melekler, havada uçan kuşlar, yerdeki nebatatlar onların acılarıyla paylaşıyorlar. Bu vesileyle Allah Celle Celaluhu buradaki bacılarımıza, kardeşlerimize yardım etsin. Öz günde inşallah çocuklarına kavuşurlar. Çocukların mürüvvetlerinde bulunurlar. Burada...